Evet, ölüm korkusu çok var. Niye ya? Çok korkarım. Bazen böyle bir şey olduğu zaman... Öldün, nereden bilecek ki bir daha? Ama korkuyorum. Niye öleyim daha? Ölmek istemiyorum. Ama hep öldün, bitti tam. Hep yaşayayım, olmadı mı? Ama istiyorum işte. Peygamber bile yaşamadı. Ben ölmek istemiyorum ki. Ama o soruyu sormuyorlar ki. Ölmek istiyor musun diye. Ya evet, sormuyorlar ama ben istemiyorum. Hani o bir tercih değil. Korkuyorum. Ölüm korkum var, evet. İşe gideceğim, durduk yere hesap mı vereceğim? Rutini bozup kendime geleceğim. Düzene bir tekme, bana benden fayda yok ki. Sana benden fayda olsun, yıllardır okuyorum sanki. Ünsüz düşmesi çok eğlenceli, çekingen, utangaç. Yani biraz da enteresan bir konukla, alkışlarla başlıyor. Evet, bu haftanın konuğu Selin Çiçek. Önce kendisini tanıtmaya çalışacak diye düşünüyorum. Tamam. Tanıtabilecekse en azından 3 cümleyle. Tamam. Selin Çiçek ben. İstanbul'da yaşıyorum. Endüstri mühendisiyim. otomotiv sektöründe çalışıyorum. Bu kadar. Selin Çiçek olarak bize hayatta neden ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Neden çok keyif alıyorsun? Yatmaktan keyif alıyorum. Çok açık. Düşengeç olmaz. Gerçekten. Ve kusam yarı düşengeç. Hiçbir şey yapmayayım. Sadece uzanayım istiyorum. Ciddi mi diyorsun? Evet. Çok böyle çok mutlu olayım. Boş boş böyle. Boş boş. Kulaklığımı takayım, uzanayım istiyorum. Hiçbir şey düşünmeyeyim istiyorum. Bunu ne zaman istiyorsun mesela? Ya bu beni çok mutlu ediyor. Hani sabah uyandıktan sonra değil de işte bu. Yok, eve gittiğim zaman. Ha, işten geldiğinde? İşten geldiğimde işte bir şeyler yapacaksam onları hallediyorum. Sonra takıyorum kulaklığı. Biraz uzanıyorum. Yani en huzur veren şey bu benim hafta için. Hafta sonu? Hafta sonu dışarıya çıkmamak beni mutlu ediyor. Çıkmamak. Ya çünkü zaten hafta içi çok erken saatlerde kalkıp işe gidiyorum. Geç de geliyorum. Spor, işte bazı aktiviteler falan derken hafta içi bir şekilde gitmiş oluyor. Hafta sonunda hadi Selin bir de bir şey yapalım deyince aman diyorsun. Falan yapıyorum ama mecbur her hafta bir şeylere çıkmak durumunda da kalıyorum. Nasıl çekinerek çıkıyorsan artık. Onları da çektiriyorum işte. Spor dedin, ne spor yapıyorsun? Pilates. Yapmaya çalışıyorum. Entel sporu da bilebilirim. Reformer pilates. Neymiş? Reformer pilates. Ne oluyor? Yani aletli pilates. Hı. Normalde bu şeyle çıkmış. Para olarak daha çok ne alabiliriz dedi çıkmış. Adını unuttum şimdi ama. Fizyoterapi. Evet, yani sağlık. Felçli hastalar için aslında bakmışlar, hani hareketsizlik zaten onlara kötü geliyor. Hareket de edemiyorlar. Nasıl yapsak, nasıl etsek onları böyle yavaş yavaş yatakların kenarlarına bir şeyler koymaya başlamışlar hareketlerle. Gerçekten türemesi olmamalı. Reformer pilates çıkmış ortaya. Geliştirmişler. En son spora yönelmiş. Bakmışlar bel fıtığı. Demek ki biz bundan para kazanmalıyız. Aynen. Bence bu yani çıkış. Hani hastanın üzerinden nasıl para kazanırız? Sen onu bir sürü yorum yapıyorsun. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda da olabilirim. Ne? 2. Dünya Savaşı'nın sırasında da çıkmış olabilir. O... Bu. Evet evet, var mı? Abi yani, savaş sırasında nasıl bir spor çıkmış olabilir? Bilmiyorum ama gerçekten var böyle bir şey. Yok, uyduruyor mu diyorsun? Yemin ediyorum uydurmuyorum. Ya çık oradan, her şey savaş sırasında buldu. Demesiz yere kalktı şey yapıyorum. Nasıl oğlum ya, savaş sırası spor mu buldu? Spor değil, tedavi amaçlı. Abi Fenerbahçe'nin kuruluşu ne zaman Allah aşkına, bana bir söylesene. Oğlum tamam mı? Ya da mesela geçen biz seninle konuşurken uçağı bulduktan 13 yıl sonra savaşmaya başlamışlar. Ki bize gösteren o. Oraya tamam, onu konuşuyoruz onu. Tamam, devam et. Konuşuyoruz başka bir ortamda. Neden savaş mı? Adam gerildi ya. Gerildi oğlum. Neyi kaybetmekten korkuyorsun? Sağlığını. Tamam. Bu çok resmi bir cevap oldu galiba ama sağlığını. Ölürsen yani korkarım. Evet, ölüm korkusu çok var. Niye ya? Çok korkarım. Bazen böyle bir şey olduğu zaman. Öldün, nereden bileceksin ki bir daha? Ama korkuyorum. Niye öleyim daha? Ölmek istemiyorum. Ama öldün, bitti tam. Hep yaşayayım, olmadı mı? Ama istiyorum işte. Peygamber bile yaşamadı. Ben ölmek istemiyorum ki. Ama o soruyu sormuyorlar ki. Ölmek istiyor musun diye. Ya evet, sormuyorlar ama ben istemiyorum. Hani o bir tercih değil. Korkuyorum. Ölüm korkum var, evet. Evet, mesela bazen şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? Bu farklı bir şey tabii de. Gözüme bir şey kalsın, ya kör olursam falan diye böyle bir tedirgin oluyorum. Ya kör olursam, bir şey olursa. Hastalık böyle, hastası. Babaanne mi? Belki bir tık olabilir. Bir tık hastalığı olabilir. En korktuğun şey sağlığını kaybetmek mi? Evet, yok. Tamam, trafik kazası. Çok dile getirdik. Ay tamam. Kaybetti şu an. Bir kısmını kaybetti şu an. 180 gidiyorsun. Düşüyormuşum buradan. Peki onun dışında arkadaşlar, aile? Yani aile olabilir ama arkadaşlar da çok da mühim değil diyeceğim. Şimdi arkadaşlarım da arkadaşlar diyorlar. Yani ya her şey gelip geçici yani şimdi arkadaşlar. Zaten çağırınca çok şey yapıyorum dedi hani. Gelmek istemiyorum dedi arkadaşlarım ama kıramıyorum dedi. Doğru mu? Sen demedin mi? Ne dedim? Hafta sonu arıyorlar.
bir şey yapalım diye ama. Evet. Çok da çıkasın yok zaten, o belli. Ya çıkasın neden olmuyor? Çünkü yani şimdi gideceksin, hazırlanacaksın, geleceksin, uzun uzun böyle zaman kaybı biraz. Yani oradaki sarf ettiğim efora ödüyorum. Bize gelsinler, sohbet muhabbet edelim, gitsinler işte. İçi çürümüş ha burada. Abi 22 yaşında kızın hayattan korkusuna bak. Dışarı çıkarsak diye korkuyor yani. Abi gençlik çok zor ya. Peki bir koleksiyonun var mı? Koleksiyonum yok. Yani mümkün değil senin koleksiyonun. Yani hayattan bir beklenti yok ki senin. Yok. Peki yurt dışına gittin mi? Bilerek mi sordunuz bu soruyu? Ya ben bilerek sorduğunuzu düşünüyorum. Çünkü benim dışıyla alakalı bayağı kötü anılarım var. Ha. Çok defa denedim. Her seferinde bir engelle karşılaştım. Gitmeyi denedin, gidemedin. Evet evet, gitmeyi denedim. Hiç gidemedin peki? Hiç gidemedim. Hiç gidemedim. Hala içinde bulutta ama gideceğim. Tamam, nereyi denedin, ne olmadı? İlk olarak teyzem Fransa'daydı. Fransa'ya gitmeyi denedik. Konsolosluğa bizi çağırdılar. Annem de gitti. Yani kadın bilmiyordu. Neden öyle bir şey dedi bilmiyorum ama adam dedi ki nereye gideceksiniz? Hani Fransa ama neresine? Annem de Almanya'dan bir yer söyledi. Ya anne diyorum, hani orası değil. Değil diyorum. Dürçük diyorum filan. Ya yok, bunu orası Türk orası. Konsolosluk Türk yani, değil mi? Türk derken herhalde Fransa'da Fransız da vatandaşı aynı zamanda. Ama Türkçe konuşuyorsunuz. Türkçe de konuşuyoruz evet. Dürçüklüyorum, hayır diyorum ki gerçekten oraya gitmiyorduk. Gerçekten Fransa'ya gidiyorduk. Sonra annem öyle yok yok orası, yok yok orası deyince adam bize yapıştırdı reddi. Dedi ki bunlar daha geçecek. Sonra onlar gidemedik. Kaybol orada bunlar kesin. İlk olarak böyle gidemedim. Nereye gidecektiniz peki Fransa'da? İşte Mülhaus mu öyle bir yerde? Mülhaus diye okunuyor herhalde. Bilmiyorum. Ama o Almanya'da olabilir mi? Hayır değil. Tam 3 ülkenin sınırında. İsviçre, Fransa ve bir yerin daha sınırında. Almanya yok yani sınır arasında. Olabilir. Almanya'da sınır arasında olabilir. 3 ülkenin sınırında olduğunu biliyorum. Bu da 3 değil. Ayrıca 2 ve 3. 3 ülkenin sınırında. Aynen öyle işte. Tamam. İkincisi bu. Fransa gitti evet. İkincisi Work and Travel'a gidecektim ben Amerika'ya. Hem orada çalışacağım. Sonra da gezeceğim. Plan bu. Öğrenciyken gidebiliyorsunuz. Sonra vize görüşmem bir hafta kala korona çıktı. Korona çıkınca konsolosluklar kapandı ve bir daha da açılmadılar. Bir sene öyle gidemedim. Dedim ki tamam hani bu sene gidemedim. Üçüncü sınıfa gidiyordum o dönem. Üniversite 3. Seneye erteleyelim. Seneye erteledik. Sonra yine konsolosluklar açılmadı. Dediler ki Meksika'ya gidip Meksika'dan vize alabilirsiniz. Meksika'ya gidip mi alacaksın? Meksika'ydı galiba, evet. Meksika değil miydi Amerika'nın alt tarafında evet. Bir yerde olan? Aynen, yani vizeyi almak için Meksika'ya mı gideceksin? Evet, evet. Alamayabilir, geri dönebilirsin yani bir de. Öyle bir durum söz konusu. Ben de o dönem yani hem bu çileyi çekmek istemedim hem de iş hayatına yavaş yavaş atılmaya başlamıştım. O riski almak istemedim yani. Peki sonra nereye gitmek istiyorsun? İki kere öyle oldu. Bir tane daha var. Bitmedi. Abi, devam ediyor. yine geçen sene neye denemiştim? Amsterdam'a gidecektim. Amsterdam'a giderken de param yok diye red verdiler bana. Kasılma falan bir şey olmadı. Vurdum yana. Bu Allah vergisi yani böyle çıkacak. Ama Allah niye böyle vermiş ki? Onu gidince sorarsın. Ben ölmeyeceğim. Hayır, senin için bir güzellik yapacağım. Listemin sonuna onu yazacağım. Söz veriyorum. Ben de gidince çok sarı saracağım. Çekilir mi? Bir tanesi bu. Ne listesi kitabın var mı? Hadi. Bizi biriktir, ben de soracağım sorular var ya. Abi neden boş bu zamanı? Boş geçmeyin geçmeyin abi. Şimdi ben o köprüden geçebileceğimi düşünüyorum. Tek ayak üstünde bile geçersiniz. Hiç sıkıntı yaşamayacağım, orası net. Ben sadece kimler gelebilecek onu merak ediyorum. Hatırlamıyorsunuz oraya gidince hiçbir şey. Yo, bana hatırlıyorsun dediler. Giden birinden mi duydunuz? Bana gitmeye çok yakın olanlar söyledi yani. Hatırlıyorsun ben her gün camiden arkadaşlarım vardı benim. Soruyordum onlara yani. Ama ben soracağım sorular var evet. Yani neden bu döneme denk geldiğinden başlayıp. Ben varsa soracağım. Siz yazabilirsiniz. Hadi sen de sor. Yani. Burnunu sor. Herkes sorsun. Herkes bir yerini sorsun. Yani. O hak verilir herkese bir kere. Sen sor. Şimdi buna vallahi bir şey soruyorum. Kendini en beğenmediğin huyun. Çok çirkef olabilirsin. Bak. Ben mi? Kendisini söylüyor bu. Kendini mi söylüyorsun benim? Seni gösterdi. Kendisini. Aynen. Ama bende de çirkeflik var biraz. Biraz var yani. Şimdi bu hoşuna giden bir şey. Boş ver bunu arkadaşlar. Aynen. Bunu sen şu an mutlu olarak söylüyorsun. Yıkarım ben öyle şeyleri. Yani severim, niye çirkef olmayayım ki görsünler bunu. Beğenmediğin olacak. Beğeniyorum bu huyumu. Kanka ben söyleyeyim mi kaç tane söylesene. Paniksin bu bir. Ama bak sen sevmiyorsun panik olmasını. Kendi sevmiyorum. Hayır tamam tamam dur, panik gözükmem. Hayır. Ama değilim diyor. Hayır ama sadece ben hiç panik gözükmem. Bu benim videom. Buna müdahale edemezsiniz. Panik gözükmen mi?
Evet. Panik değilsin ama. Bir saniye yeniden çekebilir miyiz lütfen? Panik gözükmem. Tamam. En çok neye para harcıyorsun? Ya boş şeyleri. Boş şeyleri. Biraz açar mısın ya? En son boş ne aldın? Ya mesela ne aldım? Normalde yüzme bir şey kullanmam. İndirime girmiş diye aldım. Ne yaptın, kullanmadın mı? Kullandım da yani bir şey de yaramıyor. Neye yaraması için aldın onu? Nemlendirici gibi bir şey işte. Yaramıyor. Ya da böyle... Niye aldın? Ucuz diye mi? Ya indirime girdi diye. Pahalıydı, indirime girmişti. Ucuzlamıştı biraz daha. O yüzden aldım. Bu kadınlar bak hep söylüyorum. Kandırmak çok kolay yani. Ya böyle şeylere biraz... Yani bir kadına... Bak şu tamam mı? Diyelim ki 50 lira olsun. Bir genellemeyelim lütfen. Bak bu 50 lira olsun, tamam mı? Buna ben 150'den 100'e düştü diyeyim. Ben kadın atlarım. Bunu alır. Ben atlarım. Abi kadın bunu alır bak. Piyasada 50 lira. Şurada 50 lira yazayım ama. Ama şimdi aynı şöyle... bardak bak. Tam bunu böyle yan çevirelim. Diyelim ki bu 150'den 100'e düştü. Bugün ama özel diyelim. Şöyle bir şey de var. Şimdi bunu almazsınız. Onu 50 liraya alabilirsin işte. 100 liraya atıyorum, indi diyelim. 100 liraya almazsınız. Bir dahaki indirimde 150 lira olacak. Bir dahaki aslında indirimde 150 lira olacağı için şimdiden alırsam lazım olduğunda kullanabilirim. Mantık. Kadını kandırmak çok kolay. Peki bir suç işlemek istesem hangisini daha kolay işlersin? Oo, kolay. Ama istemek değil bu, kolay işlemek. Kolay işlemek. Kolay hiçbir suçu işleyemem. Tamam, hangisini Bokarım. Yapmak istersin? Söyleyemem. Yemin ediyorum aklımda tuttuğu bir şey varmış ha. Ulan biri şu an izin verdi diye bekledi yani. Ne o? Adam öldürmek. Ay. Tecavüz mü ne o? Ay. Ben de tecavüz. Ben de yedim başka. Ay. Ya çok kötü. Ama adam öldürmek değil. Lan ne? Kaç tane suç var yani? Suçları düşün. Ya ben bu soruya geçmek istiyorum. Ama benim hayır, az önce gözüm parladı. Özel ilgilerimi neden bilsin insanlar? Abi suç yani bu özel ilgi değil ki bu. Suç, cinayet, dolandırıcılık, gasp. Tecavüz. Ya o soru sorarken bir şey söyledi, gözünde bir şey evet, düşündü evet. Yani herkes gördü. Hayır, aklıma geldi o. Yani siz böyle söyleyince bir şey yapamam ben. Yok yani ben nasıl yapayım? Yap. Şu an yap hadi bize göster demiyoruz. Ay çok ne yapabilirsin sen? Ne yapmak istersin? Benim öyle bir potansiyelim yok. Ben potansiyelim var ya da yok değil. Mesela başaramam da. Ama başardığını istersin. Ne istersin? Bak suçlar serbest. Yani hiçbir suç işlemesi kabul edilmeyecek. Yargıcı olursun, dolandırıcı olursun, hırsız olursun. Şöyle zenginlerin arabasını şlak diye bir şey çeksen. Ay ne kadar masum. O çok suç değil ki ya. Değil mi? Geçen bir tane zengin adam arabasına kapısı çarpmıştı, çizilmiş diye. Adam her yeri yargaraya verdi. Onun için de yapabilirsin. Camları acır. Çok suç tatmin etmedi bizi. Ama az önce gözündeki parlanan suç bu değil. Merak etmeyin, gayet iyi bir insan. Adam öldürme falan. Başka da suç yok yani. Yok ya. Fulden onu merak et. Fulden yavaş yavaş öldürüyor ama. Yavaş yavaş. Niye getirdiniz onu buraya? Şaka yapmadığını anlıyorum şu şaka an. Şaka yaptım. Yapmaktan keyif aldığım bir şey için. Tamam. Ailen istese vazgeçer misin? Ya benim ailem her şeye çok izin veriyor ya. Babamın sigara var mesela. Sigaraya asla tahammül edemez. Fulden de öyle. Ama ona yani ben de o da beni çekmiyor zaten. Onun dışında serbest hiçbir... bıraktıkları için çekmiyor olabilir mi? Olabilir. Çünkü çok serbestler yani şöyle çok serbestler tabii ki de aşırı gevşek bir aile değil ama biz bana de karşı o kadar şey. Güvenleri var ki hani senin zaten yanlış bir şey yapmaz. Senin zaten nasıl davranacağını bilir, nasıl yapacağını bilir. E diyelim ki Amerika'ya gitme dediler. Mesela. Diyemez. Gideceğim. O bunu bahsediyoruz mesela. Ya demen, aldı. Soru dese de yani şöyle mesela nasıl örnek verebilirim? Ama Amerika'ya gitmek istiyorum dedim. Tamam dediler. Bir şey de demedim. Ama bize çıkmayacak bir belki. Ben dedim. Hayır. Nasıl ama o dönem başvurduğumuzda korona şey yok. Şeyi hiç düşündün mü ya? Annem kasıtlı olarak Fransa'da bir şiir söylemedi de Hollanda'da bir şey anlamadı. Hayır. Belgeleri kendisi hazırladı. Zaten annemle birlikte gidecektik. Tamam ben de yalan söylesem. Bütün belgeleri hazırlarım. O kadar masraf ediyorsun. Parayı sokakta mı bu? Gitti mi o para? Gitti tabii. Kaç kere? 4 kere gitti yani o paralar. Ya bilmem bazı şeyler fazla tesadüf değil. Koronayı ben çıkarmadım. Saçma olduğunu düşündüğün bir alışkanlığın var mı? E ne saçma sorular bunlar var? Hayır ama saçma bir özellik. Nasıl saçma olarak yaptın hiçbir şey yok. Var. Bence olmayabilir çünkü düz yaşıyor yani. Vardır. Ama düz yaşıyorum. Evet ben çok düz yaşıyorum. Ama vardır ya. Yani takıntın. Bana her programı aynı takıntımı anlattın mı? Zeka takıntım var anlattım. Yani salak bir insanla hayatta muhatap olmam. İlk girdiğim ortamda kimseyle konuşmam.
Herkesin başkasından konuşmasını izlerim. Şaka. Tabii orada ayırırım. O yüzden benimle çok geç konuştunuz. Şaka yaptım. Ya o da olabilir ama gerçekten konuşmam. Sınırda kaldım. Tamam, sıra sende. Böyle hani benim de takıntılarım bunlar. Hani. Dur ya, sıra sende, söyle bir şey at. Sende vardır. Ama düzene takıntılısın mesela. Neye? Titizlik olabilir, temizlik olabilir. Titizlik, temizlik, düzene takıntılısın. Mesela insanların seninle konuşma şekline. Bir gün bana geldi kalmaya. Buzdolabını, ben bulaşık yıkıyordum, o buzdolabını yerleştirecektim. Sen onu fark ettin mi? Buzdolabını bir açtım, buzdolabı bambaşka bir düzenli. Ama şey sadece üstten düzenlemiştim. Biraz dağınıktı, ben de düzelttim yani. Buzdolabını mı düzelttin? Şöyle ama ben... Buzdolabı onu nasıl fark ettin? Çok ince ayrıntılar. Hadi ya. Ama çok ince düzeltmeler yaptım. Mesela yani hani kahvaltıyı topluyordum, yerleştirmem lazım. Ben de düzgün yerleştirdim. Neden yaptın İşte onu? Kenardakileri biraz daha böyle hizaya soktum gibi. Neden yaptın onu? Çok mu gözüne battı? Ya güzel durmuyor. Güzel, daha güzel durabilir. Daha hani... Ben önemsemiyorum. Ya. Yapıyorum ya. Mesela şey de yapıyorum bazen. Bilmiyorum fark ettin mi? Toplantıya falan gireceksek böyle bizim masalarda bir şeyler var. Onları falan topluyorum. Mesela toplantıdan çıktım, sandalyeleri düzeltip tamam, odadan sen farkındasın çıkıyorum. Bence işte bunu takıldım. Ama öyle aşırı büyük bir şey değil bence. Daha neler olabilir şey ya? Yani. Başkasının buzdolabını düzeltmişsin ya. Baştan yapmadım canım. Ama bence o dikkat çeker diye yapmamışsın. Onu nasıl fark ettin? Fark edilmeyecek bir şeyse sen neden yaptın? Bak fark edilmeyecek sanarak ufak dokunuşlar yapmışlar. Hani bilse ki fark edecek komple düzeltecekmiş orayı zaten. Bakın nasıl fark edecek şimdi? Keşke altında düzeltseydin. İçinde kalmış. Haftaya çağır. Bütün bir mus alır bana. Ben evi salayım sana sen düzelt bütün. Nasıl fark ettin ya? Mühendis olmasaydın ne olmak isterdin? Kesinlikle şarkıcı olmak isterdim. Çok istediğim bir şey ama sesim o kadar kötü ki. Hiç denedin mi? Yani şöyle mesela evde kulaklığı takıp şarkı söylüyorum. Babam geliyor diyor ki Selin sen şarkı söyleme diyor. Kapıyı kapatıyor. Ayıp değil mi? Yemin ederim yaptı ya. Çok kalbim kırıldı yani. Bir gün arkadaşım bizde. O zaman öğrenci evim var. Takmışım kulaklığı şarkı söylüyorum. Odamda bir şeyler yapıyorum. İçeri gittim. Selin hani sesin biraz şey sanki dedi. Neden bağıra bağıra şarkı söylüyorsunuz? Çok üzülmüştüm. Kalbim kırıldı. Bu kadar kötüymüş ya. Evet evet kötü. Kötü olmasaydı zaten ben bir şey değilim. Asla mühendislik falan yok yani. Burada bir söyle demek isterdik ama şarkıda, katlanmak istemiyoruz şarkı yani. Şarkıda evet. Peki hiç müzik aleti falan var mı? Denedim. Ukulele denedim. Ha, bunu denemez ya. Çok tatlı, çok şeker ama ya, yeteneğim de yok. O ne enstrüman? Bak o şöyle. Benim yeteneğim yok ama bir şey çalmak istiyorum enstrümanı o. İşte evet ben öyle girdim o işe ama olmadı. Oradan da yürüyemedim. O evet yani bir müzik aleti çalabiliyorum demenin ilk aleti o büyük. Evet ama olmadı. Bir de flüt. İşte. Kalimba. Ben de kalimba. İşte kalimba da var evet. Aa o çok tatlı. Ama ukulelenin üstüne çok aşırı düşemedim. O yüzden de olurdu. Düşsen de pek bir şey olmaz mı bence? Peki WhatsApp'ta mesajına cevap vermediğin kişinin yanlışlıkla Instagram'dan hikayesine bakıp utandığın oldu mu? Kesin denk gelmişimdir. Çünkü ben genellikle WhatsApp'tan çok geri dönüş yapan bir insan değilim. Yani yapıyorum ama geç dönüyorum. Neden? Bilerek mi? Ya bilerek derken şöyle. İş hayatı ayrı. Ona cevap onu bir kenara koyuyorum. Yok iş hayatında da vermeye çalışıyorum hızlıca ama geç kaldığım noktalar oluyor. Çünkü ya bir işe başladığın zaman o yazıyor, bu yazıyor, bölünüyor. Sürekli birine cevap verirken yaptığın iş gerçekten bir şeyi bir saatte yapacaksan iki saate çıkıyor yani sürekli bölündüğü için. İş hayatını ayrı tutuyorum o yüzden. WhatsApp'ta şöyle yani sabah gidiyorum işe, akşama kadar telefona iki kere ya da üç kere ya bakarım ya bakmam. O sırada cevap versem veriyorum. Sonra yol 1-1,5 saat sürüyor zaten. O sırada uyuyorum. Eve gittim yemek yiyeceğim, duş alacağım falan. Orada da bir aksiyon. Bayağı cevap vermiyorsun ya kimseye. Sonra işte gece yatmadan bakıyorum telefona. O sırada gözümden geç oldum sabah da vermedik zaten. Ya bir de WhatsApp'tan yazış eskide kaldı gibi geliyor bana. Neye geçelim istiyorsun sen? Ya konuşmayalım. Telepati. WhatsApp nasıl eskide kalmış olabilir ya? Ya dünyanın yani, tek iletişim aracı şu an. Hani işte böyle yazarak eskiden mesela şey vardı uzun uzun mesajlar yazardık falan. SMS paketi vardı eskide. Şimdi siz çok biraz yaşlısınız galiba. Şaka yaptım. Abi WhatsApp'tan önce şaka ne vardı yaptım. Ya? Şaka yaptım. Bende de vardı tamam. Son devrim falan. Neyse şaka yaptım. Tam ergenliğime denk geldi diyorsun. Ama dediğim gibi yani WhatsApp'ta... Ergenliğe öncedir ya WhatsApp. Konuş uzun uzun yani gerek yok. Ne yapalım istiyorsunuz ya? Ne yapalım? Nasıl konuşalım? Ya konuşmayalım. Gerek var mı? İşin varsa ara, alo de, tamam anlat derdini, kapat. Görüşmeyelim, konuşmayalım. Ya ne konuşacak ki? Ne anlatacağım WhatsApp'tan?
Ya hayır, arkadaşın ne? Sordu sana bir şey. Tamam, cevap veririm işte. 2 tamam, saat, 5 saat sonra. Veriyorum işte, veriyorum. Vermiyorum demiyorum ki ben. Hiç arkadaşın var mı senin? Yakın arkadaşın. Var. Kaç tane? Çok yoktur yani. Ya ne? Vereceğim de. Seninle hiç sohbet doğdu. Etmeyi seven, görüşmeye böyle can atan arkadaşın var mı? Ya var tabii ki. O kadar da değil yani. O, kötü bir insan mıyım ben? Kötü yok miyim? Sen görüşmek istemiyorsun diye. Ya ben görüşmek istiyorum ama WhatsApp üzerinden ya da başka bir platform üzerinden yazışalım. Arkadaş, yazışalım. Programın değil başında, yani. Programın başında dedi ki bize, beni hafta sonu kimse rahatsız etmesin. Ama onun nedeni ne biliyor musun? Hafta içi gerçekten böyle tamam. Yoruluyorum bak ya. Şimdi, bak şimdi insanlar sana yazamadı. Ben 5.30'da kalkıyorum, tamam mı? 5.30'da kalkıp 6'da servise binen bir insanım. Akşam 6.30 oluyor anca eve geliyorum. Yemek ye, banyo yap, işte yemek hazırla falan filan. Zaten saat geç oluyor. Ya da işte pilatese gideceksem ona gidiyorum. İngilizceden ders alacaksam onu alıyorum falan filan. Zaten hafta sonu bir şekilde gidiyor. Hafta içi de yani biraz uzanıp kendi kendime kalmak istiyorum. O sebeple yani. Yoksa ben de tabii ki de 2 hafta üst üste dışarı çıkmayınca ben de diyorum ki ne oluyor ya falan. 2 haftada hani, çıkmıyorsan iyi. Yani bir hafta çıktı diyelim. Daha doğrusu bir hafta çıkmadım. Öbür hafta mutlaka ben de çıkmak istiyorum zaten. Hiç zaten çıkmak istemiyorum gibi bir şey değil. Öyle bir anlatıyor gibi. Sanki buradaki hiçbirimiz aynı şeyi yaşamamışız gibi. İşte ama o sanki öyle de yaşamıyormuşsunuz gibi. Sanki her gün oradan oraya geziyorlar. Ama gibi. Sen demedin mi? Yalan mı? Öyle diyor. Ya sen demedin mi? Kimse yazmasın. Dışarıya çıkmayalım dedin. WhatsApp'tan da kimse cevap vermek istemiyorum dedin. Ya istemiyorum derken yani of. Yazmasalar iyi olur. Yani Baha Bey magazin programı gibisin. Gerçekten. Ama bak bu cümleleri sen ağzından çıkarttın az önce. Kurduğun cümleler bunlar. Tamam. Sonuç olarak arkadaşın çok olamaz zaten. Ben onu söyleyeyim inşallah. Ben de istemiyorum ki kimseyle çok arkadaşım olsun. Hayır bize bunu de ya. Peki sence platonik aşk mı yoksa imkansız aşk mı zor? Platoniğin biraz daha oluru var gibi. Ne bileyim ben. Soru neydi ya? Soruyu unuttum. Nasıl ne farkı var? Hayır bir dakika soruyu unuttum. Sorunu platonik aşk mı zor? İmkansız aşk mı zor? İkisi birbirinden farklı anlamayan var. Evet yani ben şöyle anladım. Platonik aşktan bir şekilde ulaşabileceğime ihtimalin bir tık da olsa ya, var. Kendinizi düşünmeyin. İmkansız. Platonik aşktan karşı tarafın senden haberi yok. Evet. Öyle. Nefes aldığından haberi yok. Diğerinde ise bir tane. Sen niye bize kızıyorsun? O ikisini de yaşamış. Tecrübe tecrübe burada. Acısı var galiba. Evet. Bu var ya. Onun doğal bağışıklık olan platoniği var orada. Vücuda entegre. Bak dediği doğru. Platonik'te karşının senden haberi yok. Gamze'ye açıklıyoruz bunu. Karşının senden haberi yok. İmkansızlık da tamam mı? İmkansız. İkiniz de birbirini seviyorsunuz ama kavuşma ihtimaliniz yok. Veya sevmiyorsunuz. Sen seviyorsun. Aynen. Ay hiçbiri değil. Hangisi daha zordur senin için? Ya sen platonik aşk mı yaşamak daha zor diyorsun? İmkansız aşk mı yaşamak daha zor? İmkansız aşk daha zormuş. Öyle ne o öyle? Hem beni biliyor hem kavuşamıyor. Önceki yıllar hiçbir şey yok mu? Hiç daha yani yok mu çok önce bir şey? İkisinden birini yaşamadın mı? İmkansız daha zor dedik ya. Hayır sen yaşamadın mı diyorum. Muş dedim. Muş dedim. Bak bu takılar çok önemli. Dediğim gibi lan muş dedim. Ben de bir şey yapamadım. Onun ikisi komple var. Yani. Onu... Aynen. O hep bir kızla muş yaşıyor. Yok yani yokmuş. O bir kız varmış diye söylüyor. Biz hiç görmemişiz. Öyle düşün. Sen şimdi bunlardan birini yaşadın mı diye sordun. Platonik'i yaşadım. Heh. Bunları açıkla işte ya bunları. Platonik'i yaşadım. Çok seviyorsunuz birbirinizi. Bu hikaye çok canım acıdı. Ne olacak? Ve sen Amerika'dan davet aldın. Gidelim. Bak soruyu iyi düşün. Çok seviyorsunuz birbirinizi tamam mı? Tamam seviyorum. Amerika'dan sana bir iş teklifi geldi. Ama 2 sene orada yaşamak zorundasın ve buradan kimseyi götüremiyorsun. Gideceğim. Giderim yani. Beni seviyorsa 2 sene de ayrı kalırız yani. Gideceğim Amerika benim hayalim. Ben bu yola böyle baş koydum. Başvurdun Amerika'ya. Baş koydum. Hayır ben peki. İlk geldiğimde ne dedim hala arkasındayım. Amerika tamam benim o gitse. Çok kızlar aynı ya. Çok üzülerek giderim.
Ama giderim çünkü gitmezsem çok büyük pişman olurum. Ya bu çok ciddi bir hayal diyorum. Ortada çok ciddi bir hayal söz konusu. Beni Amerika'ya gönderin ne olur. Bana acayip insan var. Gönderir misiniz? Herhangi bir yerde olun. Yurt dışı olsun yeterli. Sadece bu şeyimi kırmak istiyorum. Fransa'ya git. Almanya üzerinden. Şey yani bu hani olumsuz şeyimi kırmak istiyorum. Sanıyorum. Aşk evliliği mi mantık evliliği mi sence? İkisi bir arada. Soru ikisinden biri ya. Ama ikisi. Tam en çok hangisi? Aşk. Yani sevmediğim mantıkla nasıl ilerleyebilirim? Çok sevmediğim. Parası var, müthiş bir kariyer. Ne Amerika'da hayat, parası Amerika'da nasıl hayat var. Şaka. Şaka yaptım. Hiç inandırıcı gelmedi. Hayır, yok yani bana ne ben. Aşk parası mı direkt? Aşk çünkü ben ne yapabilirim adamın parası için ben. Bana ne ondan? Baya çadırda bile yaşarım diyorsun. Yok çok... çadırda da yaşamam. Şöyle düşün çok, çok seviyorsun. Aşıksın, ama ben kendi ayaklarımın üstünde durduğum için zaten aşk olduktan sonra ben bakarım ona. Yok, ona kendine baksın yani lütfen. Survivor'muş bu haftaki konu. Sen seçtin. Ah, ben seçtim de son dakika yani bana haber vermediler. Sağ olsun. En son ne zaman izledin acaba? Ben 2 yıl izlemiyorum ya. Yani tek yani. 2 yıl önce bak her bölümü izliyordum ama. İzliyorum böyle uyurken falan. Ben 2 yıl önce her bölümü izliyordum gerçekten aktif. Öyle ben de izliyordum falan ama ya, üniversiteye gidince koptum ya televizyondan biraz. Kopmak zorunda kaldım. İşte bu yeni nesil gencin de böyle. Üniversitede televizyon mu var? Yurtlarımıza koyuyor musunuz? 2022 yılındayız. Ben yurt müdürü değilim. Hani yurdun bir yetkili de değilim. Öğrencilere televizyon vermeyin diye de değilim. Bence koyulmalı ya. Tamam. Geçelim biz. Şatları getirin. Senin torbayı da almışsın. Kusmaya niyetli olarak. Ben onu çırptım, çırptım. Ben bile çırptım diyor. Taze çırpılmış. Bak, taze çırpılmış yumurta. Tamam, dökmezsek onları. Şu, şunda ne yaparsın bilmiyorum. Ben oraya gelemem. Yok, ben burada gitti yani. Bak, ben burada içersem eğer... Ya bitti. Program bitti benim için. O şekilde ben tutacağım burada. Bir şey olsa sen bana ver. Peçete falan da var. Yerlerde. Ay çok kötüyüm. Durun, durun. Tamam, tamam Survivor'la başlıyoruz. Bu sene Survivor'ın 16. sezonu yayınlanmaktadır. Doğru mu? Yanlış mı? Bir saniye. 2005'te girdi. Biz 2022 yılındayız. O kadar mı biliyorsun ya? Şoklar içerisinde. Bir sezon boş geçse. 10? Aa bak aklımı karıştırıyorsunuz ha. 10? 16 olur zaten. 17 şu an olur. 16, 17. Sonra 16 mıydı diyor. Bir sene boş mu geçti acaba? Ben bilmiyorum. Attım sadece. 2005'ten emin misin başladığına? Evet. Kesin. İlk şampiyon 2005'te çıktı. Kim? Dur hayır Murat. Komiser Murat. Uğur Pektaş işte. Uğur Pektaş değil mi abi? Dur diyor ya. Aynı. Hangi soruydu o? Gamze Özçelik'in kocası değil mi ya? Magazin gibi mi? Tamam kocasıydı da aynen. Evet. Dı'yı eklemedi. Doğru. Değil. Yanlış. 15 olması gerekiyordu. Tamam ben de yanlış dedim. Sen doğru dedin. 16'ya. Tamam. Yani, evet. O zaman limon suyu. Tamam. İçelim. Limon. Soru da. İstiyorsan 2005 iyi miydi ama ya? Diğerini içerken ağzını temizlersin. Derken. Abi limon suyunu da yani sıfır koymazsınız be. Ya. Pahalı oğlum bunlar. Hayır abi pahalı değil de bu ne abi? Kaç yudum da içeceğim ben bu limon suyunu? Ay çok kötü. Aha böyle bir şat yok. Tamam kötü değil. Survivor'ı gör. Türkiye'de ilk 2005 yılında Kanal D'de başlamıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Ben biliyorum. Yanlış. Hayır doğruydu. Az önce dedi 2005'te başladı. Tamam ulan Kanal D'de başlamış sonra. 2005 tamam ki. Doğruydu yanlış bildin ya. İçiniz. Kanal D'de mi başlamış ya? Aa, şimdi ben de şov gibi geldim. Ben de şov diyecektim de Kanal D'de değil ya. Selin, Survivor'a toplamda 4 kere yarışarak en çok katılan yarışmacı olan Merve Aydın'dır. Doğru Merve mu? Merve Aydın mı? Bir sene şampiyon oldu. Olamadı. Bir sene yarışlı şampiyon olamadı o kadın. İkinci sene yarıştı yine şampiyon olamadı. Sanki bir sene oldu ama hangisi? 4 mü ama dur, soru? Dur bir saniye. Bilmiyorum. Son sene katıldı. Bir de ilk sene katıldı. Doğru demek istiyorum. Ay yanlış söylemeyin. Doğru. Doğru.
4 kere katılmış ya. Evet, 4 kere. Aha, yüzsüz ya. Ay çok kötüyüm ben ama. Bilmiyorum. Abi 4 kere de gitmezsin ya. Survivor'da bir yarışmacı, yengeci kendisine kanka yapıp, Hamza ismini koyup, ip bağlayıp gezdirmiştir. Terbiyesiz. Evet. Doğru mu yanlış mı? Evet evet, 3T. Doğru. Doğru. Tolga Taner Tarlacım nerede bir şey, saçma bir isim. Evet, o zaman... Bir Survivor bilgimiz var ya bizim. Ya. Selin. Üçüncü sorun. Yumurta geldi. Bak sakin durun. Ay çok üzüldüm abi. Bak tansiyonun üstü masaj yapın koluma. Sen poşeti bana verirsin lan bir şey olursa. Spank ha ben içmeyeceğim. Hadi göreceğiz. Hazır mısın? Hayır değil. Anne ya burada bir bırakalım ya. Soruyu duy ya belki bileceğim. Tamam. Dinliyorum. Ben bu adada birisine dönüp 2 dakika adam ol desem kaç dakikam kaldı diye soracak insanlar var. Gibi çıkışları olan ünlü kimdir? Ya vallahi sanki bunu duymuş gibiyim. Biraz zamana ihtiyacım var. Kim böyle bir şey söyler? Ya Yasin söylemiştir ya da şey, Turabi söylemiştir. İpucu vereyim mi? Evet. Evet. İkisinde ikisi de değil. İkisi de değil. Bak canım. Söyle gel. Batuhan! Hayır. Yılmaz Morgül. O yüzden... Ay canım ne olur ne olur bak, ne olur. Kopya aldım bak. Kopya aldım. Ya sana Yılmaz Morgül'ü bilecek miyim? Batuhan da. O değil. O değil. Yumurtanın sonu. Hayır. Hayır. Ne olur ne olur. Batuhan ne alaka ya? Hayır. Neyine güveniyorsun? Çok kötüyüm. Panik atak geçiyor. Ama Turan iyi tahmini. Sen poşeti ver bana. Ben galiba yalancıymışım. Panik atak geçiyor. Sen net yalancısın. Ahmet belli ya. Sen tutacaksın. Ne olur anne. Hayır ben ne olur Allah aşkına. Bak şöyle yapalım. Kustum. Bak şöyle yapalım. Sen onu içsin tamam mı? Hayır hayır hayır. Baktın geliyor tıkarım ağzına. Tıkma içinde kadar öyle. Abi yoruma girecek. Aa Burçak, Burçak çok kötüyüm. Bir saniye. Tamam buraya kesersin. 5 dakika, 5 dakika baba. Şey içelim. Yumurta kokmuyor ki abi. İçeride. Net kesip bak. Burçak yardım et. Net kesmeyeceğim tek yer burası. Bak o zaman sen. Annem izliyor. Ay ben içemem. Yumurta çok kokuyor. Beygir önden. Tamam ben de içeceğim. Bilemezsen ben de içeceğim. Birlikte içelim. Tamam sorsun benimkini de ben de bilemezsen beraber içelim. Tamam. Aynen. Aa, çok kötü, çok kötü. Aynen tamam bak sorsun bilemezsen beraber içelim. Aynı anda. Tamam sor. O zaman senin sorunu soruyorum. Çok çakallığını gördüm ama olsun çakal ol. Hatta bir av sahasında avcı. Gerekirse ölen av ol ama sen ol kardeş. Av ya bu çok kolay. Avcıya getiren it olma. Tur abi. Doğru. Çok kolay. Bir tane daha. Ama burada sınırı soyulmuş. Beni ilgilendirmiyor. Tamam yine beraber içelim istiyorsan. Anne. Ben nasıl içeyim bunu? Ben yumurta çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Kahvaltıda hep yumurta yiyorum. Tamam. Burada. Bak sana her türlü imkanı verdik ya. Tamam ben de içeceğim bak. Ya midem çok bulanıyor. Yok beraber. Uf. Mükemmel çok... var ya. Uf, harika bir şey. İç bakayım nasıl içiyorsun? Hani beraber içiyorduk hani. Evet. Beraber içeceksek içeriz. Tuz ne ya? Yapamam, vallahi yapamam. Beraber içelim hadi. Bahve gerçekten bakın elim ayağım tutuyor, gözlerimi açamıyorum. Farkında değil misin? Daha kötü ya, şu daha kötü. Ben onu içerim, o neydi? Sinki. Ben içeyim, onu içeyim. Artık, çok daha kötü. Bak beraber... Hadi hazır bak, içiyor muyuz beraber? Aaa, lıkır lıkır mı gidecek? Değil mi? Ay çok kötü. Ay çok kötü oluyor bak. Mideme geldi. Bütünleşip böyle akacak içinde. Tek parça. Anne. Oh. Tek parça halde akacak. Bak poşet hazır. Bekleme at. Şey yapsana. İki parmakla. Sıra ağzına. Ha? Ay yardım. Yardım eder misin? O şu an keyifle. Bunu içkisini benim odama kaldırıyor yaptım. Sıyını senin için kaldırdı bak. Görüyor musun abi? Aa yapamadım ben. düşünme. Bak oraya bak. Abi Gidecek. Bak, hiç... Cidden çiğ yumurta sesi. Babana akşam şarkı söyler gibi. Bunu içtikten sonra. Yumurta içtim baba. Evet tabii ki. Bak ben sana... Oğlum ayıp değil mi ya? Yalan değil mi? Biz yalan mı söyledin burada bana insan yalanı gözünün önünde ya? Yalanı bastım mı? Bastım kararlarımı değiştiriyorum. Ben yalan konuşamam. Evet sen yalan konuşamıyorsun. Şu dakikadan yani. İtibaren yalan konuşmaya karar verdim. Seyirciler. Kusacağım diyorum size ya hiç dinlemiyorum. Tamam ben hazırım. Ne kötü şartlar altında çalıştık.
sıçrılıyorum. Yok yok. Şu an, gayet adam rahat. Hazırım ben. Sen sana onun üstüne kusacaksın. Zararını çıkaralım. Hayır lan karşıya karşıya kur. Helal be. İçme. Alkışın. İçmemişsin sen. Ağzına kaldın. Ağzında tutabiliyorsun her türlü. Belki. Aaa. Belki geldi. Bir şey diyeceğim. Ağzında tutabildiğin şey içebilirsin. Peşine gitsene. Su iç. Ama herkes ona bakıyor şu an. Adaletli değil. Bak. Onu ya. Şey yapıyor. Arkadaş şöyle yapıyor. Elini almış, ayak ayak üstüne atmış. Keyifle. Evet. Herkes bu anı bekliyordu ya. Ah. Bak açıksın. Evet. O efekt güzel geldi bana. İki yudum daha. Kağıtlardan. Sen böyle bir insan değilsin. Ben tam olarak böyle bir insandım. Allah'ım nasıl kurtuldum ben bundan. Çok kötüyüm. Siz de içeceksin. Söz verdiniz. Ama beraber de sen önden içtin attı gitti mi? Abi. Beraber ise ben okeydim. Resmen gözümden düşüş şu an. Ben yalan söylemedim ki ama. Beraber ise içiyordum. Hadi hadi. Burada bitir. Hadi koçum. Hadi koçum. Allah'ım sen günahını yaparsın. Hadi Allah kabul etsin. Çok kötü oluyorum ya. Kimse bunu anlamıyor. Yok bir sıkıntı yok ya. Sen biz ya bakmıyoruz. Geri gidiyoruz. Biz bakmıyoruz ya. Yok anlıyor musun? Bana poşet. Şerefe çilek. Poşet hazır. Kusmuyorsun değil mi? Poşet burada çünkü. Aa, Bağa Bey çok kötü yaptınız beni. Ben bir daha böyle gelmem. Neyse tamam hadi bunu içtim kabul edelim hadi. İçtim kabul edelim ne ya? İçtim çünkü. Üç sefer de içtim ya. Şunu tekte içsem bu kadar olmayacaktı. İlgi de ağzından geri döndürdün ya onu. Galgara yaptın ilk kez. Ağzına girdi çıkarmadım dudaklarıma değdi. Evet abi yumurta virüsten gelmedim ya. Yumurtaya dil atmayın. Bak ama bir de içi yetmişi alacaktı oradan ama. Bir de yetişmedi oraya. 2020 yılında sütlaç için ağlayarak dikkat çeken yarışmacı kimdir? 2020. Cemalcan. Evet. Doğru. Sirke için. Ben de alıyorum. Benim sorum geliyor şimdi. Hatırladım. Benim bilmem lazım kesin. Senin sorun. Gönüllülerden Survivor tarihinin en fit nefesat yarışmacısı ilan edilen kim? Ya bu çok basit ya. Gönüllülerden Survivor tarihinin. Evet. En fit nefesat. Yasin diyeceğim. Söyledi bir kere. Lan kadındır dedim zaten bir şey demedim ya. Yasin kadın mıdır? Hayır. Kadın mı diyorum ya? Ne alakası cinsiyet ayrımcıdır? Hayır ya. Ya bu nereye gittik oğlum? Cinsiyet ayrımcıdır. Ne biçim ayrımcılar bunlar ha? Yasin değil midir ya? Ben de mi yedilirim? Kamyon arkası söz gelince turabi diyorsunuz. Ne cinsiyetçi ki? Ne? Kamyon arkası deyince turabi diyorsun. Ya adam... Yürüyen bir kamyon arkası. Olsun fesat erkek de olur kadın da olur. Evet. Ne alakası var yani? Ama geçmiş abi. Yasin değil midir ya? Yasin Obuz. Değil ya. Evrim. Aa evet ya. Doğru kadındır ya. Kadınmış işte. Neyse tamam devam edelim. Benim içmeye gerek yok. Kadını surat aklına gelin. Nasıl içeceğim ben şimdi sirkeyi? Aldın orada bir saat. Nasıl içerseniz içmeyelim. Şimdi böyle oldu değil mi? Hiç ilgilenmiyorum. Siz bana acıdınız mı ben size acıyım? Acıdım tabii. Beraber içecektik seninle. İçmediniz ki işte. Ben de anlamıyorum ki yani hem yapıyor gibi gözüküyor hem yapmıyor. Sen böyle hemen içtin ya. Ben sizin gerçek yüzünüzü burada tanıdım. Ya işte. Yarın birlikte çalışmıyoruz. Valla ben de ilk tanıdığım kızla şu an ikiz arasında bayağı farklı. Problemin başında gayet değil mi? Evet. Hanım hanımcık oturmuş. Hey this romance. Ben nasıl içeceğim? Yumurta su koydun mu? Yumurta içmeye laf ediyor ya. Sirke tek paraya. Ya inşallah çok pahalı da alamayız yani. Hani ekonomik sirkeye vurur inşallah. Sirkeden bir şey olmaz. Biz ben sirke su içiyoruz ama. Ben hiç sevmiyorum. Ya Bahar Beyciğim. Hiç sevmiyorum. Bahar ama senin için içeceğim. Bak, yaparsınız be. Bak başkası içmem sirke bak böyle sirke. Söyleyeyim. Çok kötüdür. Hayır siz kralsınız. Adamsınız. Devam. Şunu al. Kusarsınız ben. Ben kusmam da. Lazım olur. İçeceğim şimdi. Yes. Senle muhatap olmam, elime konuş. Ama bütün kadınlar melektir, kızlar da cice gibi sözleriyle dikkat çeken yarışmacı kimdi? Aa, elimden konuş. Kimdi o köylü? Ben de köylüyüm bu arada. Erzincanlı. Ben ya söylemeyeceğim.
Soruyu bir daha sor. Elimden konuş. Hadi. Ben soruyu bir daha sor. Oğlum sor. Düşündün mü? Düşündün boş ver. Tamer. Doğru bildim. Alkışlayın beni. Yasin falan derdi sana. Ben Yasin dedim ama. Yasin diyor ya, düşünüyorum Yasin, ben. Yasin Abuz orada diyecek. Ben Yasin derdim bir ihtimal. Zaten ya Taner ya Yasin'di yani. O zaman. Baha son sorun. İki kez şampiyon olan ilk ve tek yarışmacı kimdir? Tuğ abi Çankırı. Evet. Ya bu kolaydı. Ya bu kolaydı. Tuğ abi niye soruyorsun? Tuğ abi, Yasin ve şey Taner çok ya, zor. Tuğ abi normal bir insan değil. Cemalcan da çok kolay. Sütlaç. Ya olsun. Tekte yıl istiyoruz. Tekte yıl. Tamam sen bir soru cevap alıyorum. İsmi verecek. Bak eşi yalnız. İsmi verecek. 3-2-1 diyecek hızlıca. Oh, hemen cevaplamıyorum abi. Düşünelim bir soru. Hayır düşünme abi. Oha götümden mi atayım sana sayıyı? 1995 demeyeceksin abi. Yıl mı tamam yıl mı söyleyeceksin? İlk defa Bahri ile aynı taraftayız. Yıl söyleyeceksin. Salla işte. 15, tamam da abi soru sorulur sorulmaz mı atayım cevabı hemen? 3-2-1 diyecek. Allah razı olsun. Diyecekseniz o kadar bekliyorsanız. Hayır abi soruyu bir yorumlayabilirim bir 30 saniye verin bari. Sonra tam aynı anda söyleyelim. Saniye. Bu kız 30 saniye seni yener sen de onu içersin. Kendin bilirsin. Hazır mısınız? Nihat Doğan Survivor'a hangi yıl katılmış? 2009. 2011 tek de. Ben bu programı terk Mustafa ediyorum. Mustafa Topaloğlu'nun hemen ben 2 sene önce gittim. Biliyordum. Abi soruyu burada buldum. Ben bunu mu içeceğim? Abi çok kötü bir şey değil. Bunun içinde bir oluşum var. O kanka ne oldu? Acıdan pişiyor. Sizin şartlarınızla oynadık. Acıdan mı? Tamam pişiyor mu? Bu abi çok kötü. Canlı üremek üzere burada. Hemen içmen lazım ona. Bir şey değil mi? Bunun içinde yemin ediyorum size şey var yani. Allah'ım nasıl rahatladın? Ya pişmiş diyor. Pişmek üzere dedim ben. Sen pişmiş seviyorum demedin mi kardeşim? Ya vuracaksan ne biçim bir insansın be? Hayatım acı bastırır diğer tatlar işte iç. Kılmaz. Çok acı. Akıllı, çok bastırır. Ama sen böyle insanına vara vara içersen. Evet abi. Ama öyle içemezsin dikeceğim direkt. Şey baba dikeceğim. Köpüğün içti şu an. Çok bir anın köpüğünü alır gibi ağlıyor üstünde. Ya nasıl içeceğim ya? Nihat Doğan'ın bana şunu kazandırmış olması. Zevkinde. Çok keyifli. Bana da Nihat Doğan'ın bunu içtiriyor olması. Ama siz kaşındınız. Çok hızlı atsın. Hemen atsın. Düşünmeden atsın. Ama ilk soruyu bilseydi, yani söyleseydi o ben yenecekti. Ama onda da dayanamadım. Daha kız soru okumadan cevap verdim. Sen kazanacaktın evet. Ne alakası var? Ben sana dedim ki soruyu okusun dedim. Ne alaka? 2013'ye attın benim aklımı karıştırdın orada. Gerçekten. Çok çakal bir insan. Buraya kesin koymazsınız ama. Koyacağım. Biraz da şey yap, aşağıla. Birazcık çakal bir insan. Ama seviyoruz ya. Gerçekten iyi bir insan. Aşağıla böyle, karaktersiz bir, şerefsiz. Çok seviyoruz ya. Biraz da öv biraz böyle, şerefsiz, karaktersiz. Ya siz beni kovdurmak mı istiyorsunuz? Hayır, beni öv ya. Övmeye bakın, şerefsiz mi diyeceğim? Ay abi koymayın böyle şey. Ben öyle besleniyorum. Ben terbiyeli bir insanım. Aynen onu gördük. Ne güzel içiyor. Yudum yudum ya. Abi ben böyle içen bir Ceyhun'u gördüm, bir bu ya. Yok. Yok. Tamam. İşte bir yarısından sonra. Sesini duydum. Kesin içine kaçtım. Ama senin iyi işin. Bak öyle içmek daha zor ha. Yeter ya. Ne olursun. Yeter ya. Ona da şey yap. Parmakla. Vallahi yeter. Ha, ne krem olarak. Buna da şükür. Vallahi bence şükür yani. Şu yumurtayı da bırak. İkisini birleştir bir daha içsene. Yumurtayı bırakmadım ya. Gözükmüyor bile. Orada bir dillik var. Hani onun dibini sıyırsan gelir yani hani öyle söyleyeyim. Devam edecek mi? Ben bekliyorum ya. Tabii canım bunu içecek tabii canım. Hayır bitti bitti. Om. Allah yaptı. Şaka yaptım. Aa, çok sıkıldım şaka yaptım demekten ama. Şaka yaptım abi. Evet tamam. Bir şey değil mi? Şey yapsanız çok iyi çıkar. Şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Tamam. Şaka yaptım. Bunlar da şu an iyi oldu. Şaka. Suç vur vur direkt vur vur vur. Aslanım evet. Benim be. Açayım mı açayım mı? Bak ikisini de gerçekten aynı seviyede bıraktın ha. Helal olsun. Gerçekten deneyim. Ağzındaki istekrar gerçekten çok önemli. Verebilir misin? Tamam mı seyredin içecek kapatalım mı? Ne kapatalım bence. İnşallah yedin içtin Allah Allah afiyet versin. Ne var ne yapsın diye süpürdüm burada.
O yudum yudum içmeyi unutmayacağız yani gerçekten. Yarı da içseydin. Teşekkür ya ederim. Beni davet ettiğiniz için umarım güzel olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı, özellikle zilaşmayı ve yorumlara yorum bırakmayı. Bizi izlemiyor ama başka kanalda izlediği kesin. Lütfen bırakmayın. Lütfen. Ya lütfen ya. Şaka yaptım da birkaç tane de onunla koyuyorsun. Şaka yaptım be. Şaka yapmadım bu sefer. Yapın. Lütfen ya. Para kazansın adamlar. Ne olmuş? Öyle bir niyetimiz yok. Eğleniyoruz. Ya ben para da kazanmadım. Sen ver arada ya. Bu ne benim bağdayı tövbe abi şu. Buraya gelen para bıraksın. Daha bir şey yapalım ya. Bağış kutusu yapmışım. Bağış kutusu. UNICEF diye böyle. Evet abi ya. Bu da olabilir ya. Bu kaynağı bağışlayacağız deriz biz aradan. Ben aldım vermem ne olacak? Çok kim bilecek? Çok mantıklı bir format ya. Köpek hayvanları. Köpek hayvanları. Köpek hayvanları. Hayvanlara köpek değil. Köpek ver ve hayvanlara burada para toplayıp vermeyebiliriz yani. O bizim... Sokak hayvanlarına yemek için yer koyduğumuz kadar kalmış. Olmaz. Duyar kasarsınız YouTube'da. Ama vermezsem daha bir şey olur. Vermeyebilirim. Bir güzel video çekersiniz. Verdik çok katılımcılarla diye. Mama dağıtırken. Ne olacak? 100 lira alsan 1 lira versen kim anlayacak? Böyle bir şey yapabiliriz. Dolandırıcı olabiliriz çünkü bunu söyledik birkaç kere ya burada. Onu yapmam gerekiyor. Yalancı olmak istemem. Yeterince olmamış gibi. Evet çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten yani. Çok sağ olun. Şükür. Eğlendik. Eğlendirdin. Sağ ol bizi. Evet çok teşekkür ederiz. O zaman biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İşe gideceğim, durduk yere hesap mı vereceğim? Rutini bozup kendime geleceğim. Düzene bir tekme. Bana benden fayda yok ki, sana benden fayda olsun. Yıllardır okuyorum sanki cebim dolu.